İşte buradalar. Vay canına. Bunlar saçlı oluyor. Sadece iki tanesi saçsız. O da zaten özel altın kutudan çıkıyor ama altını istemezdim. Ama biz seni tamamladık. Bütün bebekler çıktı. 12 tane var. 12'si de bize çıktı. Saçlı bebekler. Bu özel seri simliler Elifciğim. Bu da under wraps. Bunun pek de bir özel yok aslında. Hmm. Yani şu seri çok özel, efsane. Bunlar peki? Onlar minnacık, play sister'lar. Hmm. Bir tane alalım mı? Bak, belki de bu kız çıkar. Çünkü bu kız benim favori kızım. Tamam. Hadi bir tane play sister almış olalım, onu açalım. Seç bakayım, gözünü kapat bir tane seç. İçinden geldiği gibi. O kadar şeyler. Ay, ne olur şu kapak kızı bulalım. Lütfen kapak kızını bulalım. Şunu aldım. Bir sister açacağız ve Sprinter'ın kız kardeşini bulmak üzere. Evet, hedefimiz bu. Başka? Başka olacak mısın? Neler var bakın. Mixed Bands. Bunları açmıştık. Poyraz çok seviyordu. Minik minik kapsüller. Treasure X. Evet, gerçek altını bulmak için bunu da birkaç sefer açmıştık. Hala evde bir tane var galiba. Poyraz'la birlikte açacaktık. Ve burada neler var? Smoshing Machine. Evet, bardaklar ve dondurmaların ülkemize gelmiş olması büyük bir özellik arkadaşlar, büyük bir ayrıcalık. Her renginden birer tane olmak üzere Amerika'dan almıştım ve yaklaşık 4-5 ay sonra ülkemize de gelmiş zaten. Aa, Best Surprise! Vay canına! Arkadaşlar, bir tane de bundan mı alsak, kızlar vs erkekler challenge yapar mıyız? Ne dersiniz? Çok güzel değil mi? Ne yapsak? Hadi bir tane de bundan almış olalım. Ben de Elif'e challenge yapayım. Elevel Surprise, Little Sister vs Best Surprise Zuru'nun 5 sürprizli topunu açmış olalım. Gözünüz kapalı, karar verelim istersen. Hangi taşla tutuyorsun? LOL. Oo, hadi bakalım. Ben de best friend. Tamam. İkimizin de gönlüne göre olmuş oldu. Tamam, tatlarımızı alalım. Oturduğumuza çekelim. Tamam. 800 lira. Elif. Elif, burası mı? Evet. Ve ne çalıyor? Mabel Matiz. Her şey benim için bugün. Önüme LOL bek çıktı. Dersimiz iptal olmuş diye biraz sinirlendim çünkü ta İzmir'den geliyorum ya. Elif dedi ki gel abla sakinleş, birazcık tatlı yiyelim. Her şey güzel, evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü yanımızda siz varsınız arkadaşlarım. Sizi her yere götürüyorum. Şimdi Elif'ciğim, açmaya başlayalım mı? Tatlıdan önce seninkini açalım. Challenge'ımız başlasın. Tatlıdan sonra da benimkini açalım. Ama şey, bir dakika, karanlık. Kameranın açısını değiştirelim. Evet, başladık. Çok fazla ses var arkadaşlarım. Dışarısı yok. İçeride Mabel Matiz bağırıyor. Peki, ama en güzel ses bize dinletmedin Elif. Tamam, bundan sonrakileri lütfen siz. Ben açacağım. İsteyerek. Çok heyecanlıyım. Ne çıktı? Ne çıktı? Elbise var. Aa, mülteci çıkacak. Mülteci ile beraber bakabiliriz. Görüyorum evet. Şu an da çok göremiyorum. Hazır mısın? Çünkü mültecimiz var. Evet, hazırız. Evet, yine tersten açan Elif. Fermuarı evet. Tersten açmaya çalışan Elif. Acaba mülteci sen de... Bu da iğrenç açtım ki. Boya kavanozuna, boya kutusuna düşmüş olan kızın kız kardeşini bulalım. Bir, hadi bir sürü poşet istiyoruz. Bir sürü sürpriz poşet ne bize? Elif, üç, hayır, dört, bir, beş, iki. Emine var, üç, dört. Bir tane daha var. Dört. Hadi hemen bize katalogdan bu seride kimler varmış onları göster. Ben bir türlü şunun altını anlayamadım. Arkadaşlar bana açıklar mısınız? Bu boşluklara neler yazacağım? Şöyle yakından göstereyim mi? Bana şunu açıklayın. Ne olur canım arkadaşlarım. Ne demek istiyor bakın. Anahtar kelime de buradaymış. Ya şu mantık. Elif, senin İngilizcen iyi. Lütfen şu mantık açıklar mısın? Ne demek istiyor burada? Semboller çıkacakmış ama nereden çıkacak? Şu mu? Değil değil mi? Şunun üzerindeki semboller olabilir mi? Hani gözlüğün nerede? Lensimizi alalım. Gizem büyüteciyle. Bunun üzerindeki rakamları. Ne var burada mesela? Hadi sembol bu. Hadi sembol yok. Var var. Göremiyoruz. Hadi gel. Hadi Elif'ciğim buluruz. Mesela aa, kalp şey var. Ne var orada? Kırık kalp. Kalp var burada. Aa, evet. Kalp işte burada. Kırık kalp mi? Kırık burada kalp kırık kalp. Var. Hadi bize de göster. Evet, biz de gördük Elif. Peki o kırık kalbin etrafında hangi harf varmış? Hadi şimdi onu bul. Aa. Demek ki bunun üzerine A yazacağız. Kırık kalbin harfi A'ymiş. Bakalım. Ava çıkalım. Hepsi mi aynı yoksa? Bir de şuna bakalım. Dert çok dikkatli dedik. Kırık tamam kalp. Bu da kırık kalp. A tamam, tamam buna baktı. Evet. Şuna bakalım. Kırık kalp bu da A. Bu da mı kırık kalp? Tamam. Ne oluyor şimdi anlamadım ben. Ben de anlamadım. Hepsi kırık kalp. Yine bir kırık kalp. Bunda da kırık kalp. A, o zaman A, bir sürü A var. A serisi.
Al bakalım. Bir de şuna bakalım. Bu da mı? Bunda sen başka şeyler gördün. Ne? Harfi falan var. O zaman simgesi de başka. Bak şurada süt kutusu var. Görüyor musunuz? Hayır, göremiyoruz. Süt kutusu ve ne? Göremedik. Göremiyoruz. Evet gördük. Evet gördük. O zaman süt kutusunu bulalım ve üzerine N harfini yazalım. Bir dünya oyuncak ailesi kocaman oluyor. Kocaman bir aile oluyoruz. Şifremiz buymuş. Hadi bakalım. Tamam, bu kadar geyik yeter. Bence de. Tekrar duruyoruz. Müziğin bitmesini bekliyoruz. Hadi artık. Bir köşetten başla. Ama olmaz, şarkı duymayın. Hiç duyma şarkıyı. Hadi bak, bir bölüm açalım. Aa, bunda oyuncak çıktı. Ah, o zaman burada var. Bize gösterme. Aa, bunda da var. Hepsinde var. Aa, anladım. Evet, ben geldim arkadaşlar. Yine alması annemden, açması benden bir video ile karşınızdayım. Şu an siz tabii ki de videonun devamını izliyorsunuz ama ben yeni başlıyorum. Annem bu Lori'yu ve Zuru'yu Elif arkadaşı birlikte almış. Siz zaten bunların hepsini izlediniz. Ama aldıkları yerde açamamışlar arkadaşlar. Arka taraftaki sesten dolayı belki sorun olur diye açamamışlar. Demişler ki yarın açarız. Aa, olur mu öyle şey? Bunlar bir kere benim gözümün önüne geldiyse çığlayacak. Evet, bugün yine böyle bir yaramazlık peşindeyim arkadaşlar. Uzun zamandır açmadığım Zuru'nun 5 sürprizi kızlar için yumurtasıyla Lolli Sister açacağım. Oh, bu açılmış ama içindeki poşetler açılmamış. Çok merak ediyorum ve bu yüzden arka tarafa da bütün lillerimi dizdim. Bütün değil de bu zamana kadar bize çıkan en sevdiğim lilleri dizdim. Bakalım içinden ne çıkacak? Sizce hangisini açsak? Şimdi nasıl olsa bunun dış katmanı soyulmuş. Bu bizi kenarda beklesin. İlk önce Zuru'yu açalım. Bu arada ben videonun hala başını izlemedim arkadaşlar. Montaj yaparken izleyeceğim. Zuru'yu kim aldı? Annem mi aldı yoksa annemin Elif arkadaşı mı aldı? Şimdi ben videonun başını bilmediğim için hadi yorumlara yazıp beni aydınlatın. Bakalım ne kadar dikkatliyiz, oyunu oynayalım. Zuru'nun zaten bir katmanı var. O katmanın fermuarını da açıyorum. Wow, ne kadar sesli bir fermuar. Kalın ya, bu yüzden çok ses çıkartıyor. Ve yanılmışım arkadaşlar. Bir değil, iki katmanı varmış. İkinci katman ama galiba ikinci katmanın cırtı yokmuş. Olmaz olur mu? Varmış tabii ki de. Hadi onu da cırtlatalım. Evet. Ve şeffaf katmanı da soyalım. Gerçekten uzun zaman oldu arkadaşlar. Belki siz biliyorsunuzdur ne zamandır açmıyorum ben Zuru. Hadi bu sorumun cevabını yorumlarda yazmış olun arkadaşlar. En son ne zaman Zuru 5 sürprizli sürpriz yumurta açmıştım? Evet, ne diyorduk bunlara? Elma dilimi, portakal dilimi, armut dilimi, mandalina dilimi. Tüm yuvarlak meyvelerin dilimlerine benzetebiliriz. Evet, hadi bakalım şundan başlayalım. Ay arkadaşlar, unutmuşum yani açmaya. Buradaki jelatini çıkartıyorduk ve oyuncağımıza kavuşuyorduk. Vay! Arkadaşlar harika! Şimdi siz diyeceksiniz ki bu ne ya? Ama bu o kadar işlevsel bir ürün ki. Örneğin en basit işlemi defterlerinizin üzerine süs olarak yapıştırabilirsiniz. İkinci işlevi mesela kitap okurken burada kaldınız. Bunu ayraç olarak kullanabilirsiniz. Üçüncü işlevi çantanızın fermuarsız gözleri varsa oraya takıp dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Bence harika bir parça. Üzeri zaten çok güzel. Gökkuşaklı ve mavi simli, üzerinde de yıldızlar var. Bence çok dekoratif ve ben açıkçası çok sevindim. Hiç gereksiz bir şey değil. Zaten Zuru'dan gereksiz bir şey çıkmıyor ki. Şimdilik ben bunları elma dilimi demiş olayım. İkinci elma diliminin jelatini de soyuyorum. Wow! Ne? Wow, ne? 3D sticker mı? Hem de kaçar tane. Arkadaşlar bu 3 boyutlu sticker karakterleri ne karakterleri? Bilenleriniz varsa beni aydınlatır mısınız? Nasıl 3 boyutlu olduğunu da ayrıca merak ediyorum. Bir yere yapıştırmak istiyorum. Nereye yapıştırsak? Hadi gelin bu portakal dilimimizin üzerine yapıştıralım. Oo, nasıl yani? Ne değişik. Wow. Gerçekten 3 boyutlu. Bakın ne kadar güzel simleri var. Ve parıl parıl parıldıyor. Bazen gözüküyor simler, bazen gözükmüyor. Hologram yani, çok güzelmiş. Geçiyorum 3. elma dilimime ve jelatinle açıyorum. Bakalım ne çıkacak, çok heyecanlıyım. Wow. Çok güzel. En sevdiğim renk. Nereden bildiniz o en sevdiğim rengi ya? Hemen açıyorum. Wow. Oh my god. En sevdiğim renk de metalik. Hem de tıraş köpüklü olduğunu hemen anlarım zaten oynadığım zaman. Tıraş köpüklü bir slime. Önce kinetik kum sandım ama sonra slime olduğunu anladım. Hem de tıraş köpüklü bir slime arkadaşlar, belli yani dokusundan. Geçiyorum sondan 2. elma dilimime. Ve bunlar da ne? Vay canına. Çiçeğini saksına yerleştiriyorum ve wow, efsane. Ve son. Bakalım 5 sürprizli Zuru'nun içinden ne çıkacak son olarak? Evet, hep de bunu en son bulurum arkadaşlar ya. Şunu hep en son bulurum. Evet, içinden neler çıkabileceğini gösteren bir koleksiyoncu broşürü ve bir damga. Bakalım bu damga ne basıyormuş? Elime basmak istiyorum.
Evet, kağıdı daha güzel olur. Benim elim biraz ıslak olduğu için tam basmıyor. Kağıda daha güzel basacağına eminim. Ama şuna bayıldım ya. Bakalım bir de hangi Leicester çıkacak? O çıkan Leicester'a göre bunu belki ona hediye ederiz. Evet, yanlış duymadınız. Sıra Leicester'ımızda. Bakalım bakalım bize hangi Leicester çıkacak? Açtım. Hepsini döktüm. Oo, köşenin biri düştü. Neyden başlasak ya? Hemen anlamak istemiyorum arkadaşlar. İlk önce mesajdan başlayalım o halde. Bir elbise ve bir antrenör. Fashion fan diyor. Vay canına. Aksesuar. Bebek ve çanta. Aksesuardan başlayalım. Doing. Ne aksesuarı Buse ya? Aksesuar mı sence o? Ama iki tane var. Aksesuarımız yok gerçekten. Yok artık. Çok üzüldüm. Ya aksesuarı yok arkadaşlar. Bakın. Tadam. Ve sanki bu daha önce bize çıkmıştı. Korku dolu anlar. Doink. Ne? Bu kadar güzelini de görmemiştim doğrusu. Arkadaşlar kimin kardeşisin sen? Kesin Young Cutie. Yok, Young Cutie değil. Neydi ya adı? Ay arkadaşlar lütfen bunun ablasının adını yorumlara yazın. Bunun ablası biliyorsunuz ki hani siyah saçlı, siyah beyaz, arkasında Çince bir şeyler yazıyordu hani. Onun kardeşi değil mi bu? Young Cutie miydi? Neydi? Hatırlamıyorum ama o kesinlikle onun kardeşiydi ve evet. Yani o kadar temiz kalpliyim ki arkadaşlar. Kendimi de övmeyi asla ihmal etmem. Bakar mısınız olan şeye? Dedim ki morla uyumlu bir şey çıksın dedim. Ve asıl mor, yani mosmor bir bebek çıktı. Hatta mosmor çantası da var. Harika oldu. Bu video en sevdiğim renkten gidiyor arkadaşlar. Mor mor. Evet anneciğim ve Elif arkadaşı. Size özürlerimi iletiyorum çünkü maalesef siz açmadınız. İşte ben açtım ve mükemmel şeylerle karşılaştım. Hele şu elimdeki var ya, oynamaya doyamıyorum, bırakamıyorum. O zaman işlem tamamsa, yaramazlık başarıyla sonuçlandıysa artık veda zamanı. Size hemen bu videoyu yetiştireceğim arkadaşlar. Bakın saat kaç? Bakın saat 18.44 ve ben bunu 7.30'a yetiştirmeye çalışacağım. Hemen gidip montaja başlıyorum. Ve size bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Yetiştirebilmiş miyim? Hadi o zaman yorumlarda bunu yazın. 7.30'a yetişmiş mi yetişmemiş mi video? Artık veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada yarın sabah saat 8.15'te kanalımızda elimdeki tüm lil ya da sadece Hair Goals lilleri olsun bu seferlik. Hair Goals kutusunun içinden çıkan 21 tane Leicester'ın özellik keşfi videosu gelecek. Lütfen takipte kalın. O zaman videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk ve eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın. Ay ben bunu oynamaya doyamadım. Buna da bakmaya doyamadım. Özellik keşfin için sabırsızlanıyorum. Ablanın adı neydi senin ya? Çok tatlı bir saç. Aynı saç modeline sahipsiniz. Ama bu çantayı ondan asla beklemezdim. Ablasının ismini bilenler yorumlara. Tekrar hoşça kalın.